Bahçeli Hüdapar hakkında topu tantana attı. Eski İçişleri Bakanı'ndan Hüdapar açıklaması. Devlet Bahçeli, Hüdapar ve Hizbullah arasında ilişki olmadığını söyleyerek topu dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a attı. Bahçeli'nin ilişki yok açıklamasına Tantan'dan yanıt geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmeyen Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasıyla ilgili günler sonra sessizliğini bozdu. Cumhur İttifakı üyesi Hüdapar'ın terör örgütü ilişkisi olduğunu yalanlayan Devlet Bahçeli, Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. İkna edici bir bağ tesadüf edilmemiştir, dedi. Bahçeli, konuya ilişkin açıklama yapması için dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'a çağrıda bulundu. Tele1'den Egehan Erkün'ün haberine göre, Saadettin Tantan şöyle konuştu. Tantan'ın açıklama yapması boynunun borcudur. Bahçeli, eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur. Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan'ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde, Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir, dedi. Bahçeli'nin işaret ettiği eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, tele1.com.tr'den Egehan Erkün'e konuştu. Hüdapar'ın kuruluşunda Hizbullah terör örgütüyle bağlantılı isimlerin yer aldığını belirten Tantan, Bahçeli'nin sözleriyle ilgili, örgütün kimlerden oluştuğu, ne maksatları olduğunu en iyi bilen isimlerden biri Bahçeli. Tantan açıklasın, diyerek bizi niye gündeme taşıdığını anlayabilmiş değilim. Aslında ben zaman zaman konuşuyorum ama devlet disiplini ve terbiyesi nedeniyle detaya girmiyorum. Zaten detaylar arşivde var, dedi. Örgütü en iyi bilen isimlerden biri Bahçeli. Tantan, Tele1'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Hizbullah terör örgütü, dini kullanarak yola çıkmış bir yapı. Diyarbakır'daki bir kitabevinde şekillenmiş ve Suriye'deki Hama katliamdan kaçan bazı din adamlarının etkisi altında kalan bir örgüt. Gaffar Okkan ve arkadaşları şehit oldular. Onların hepsini yakaladık biz. Onları yakaladığımızda Bahçeli de başbakan yardımcısıydı. Örgütün kimlerden oluştuğu, ne maksatları olduğunu en iyi bilen isimlerden biri Bahçeli. Tantan açıklasın, diyerek bizi niye gündeme taşıdığını anlayabilmiş değilim. Aslında ben zaman zaman konuşuyorum ama devlet disiplini ve terbiyesi nedeniyle detaya girmiyorum. Zaten detaylar arşivde var. Hüdapar'ın kuruluşunda Hizbullahçılar yer aldı. Hüdapar'ın kuruluşunda yer alan isimler Hizbullah terör örgütünün içerisinde yer alan isimler, başkası değil. Gaffar Okkan suikastında Edip Gümüş, Cemal Tutar gibi isimlerin de hala firarda olduğu ve Edip Gümüş'ün de sosyal medya üzerinden Hizbullah'ın lideri gibi talimatlarda bulunduğu ve elamın kazanmak için çaba sarf ettiği. Bunların hepsi devletin arşivinde olan, bilinen şeyler. Hüdapar'ın şu andaki başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hizbullah'ın avukatlığını yaptı yıllarca. Şu anda siyasette. Aktif olarak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Daha önce 2019'da da görüştü. Nasıl o katil sürüsünün serbest bırakıldığını, hukuken, siyaseten baktığınızda göreceksiniz. Ben Hizbullah'la ilgili hep açıklama yaptım, arşivlerde açıklıyor. Ben Hizbullah terör örgütüyle ilgili hep açıklama yaptım. Arşivlerde açıklıyor. Bahçeli'ye şu soruyu sormak lazım. Cumhuriyetin kuruluş felsefesine karşı olan Hüdapar ve HDP hakkında ne düşünüyor? Sayın Bahçeli çok eski bir siyasetçi. O dönemi çok yakından takip eden ve bilen bir isim. Sayın Bahçeli Cumhuriyet ilkelerini tanımayan Hüdapar'a nasıl yaklaşacak, ne diyecek? Hüdapar ve HDP, baktığınız zaman, her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok sayan, kanunlarına karşı çıkan, kendine yönelik bir takım taleplerde bulunuyorlar. Onları kullanan yabancı servisler belli. Buna Sayın Bahçeli ne diyor acaba merak ediyorum. Sayın Bahçeli aslında bana, sanki Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na girmesinden rahatsızmış gibi, çık konuş der gibi bir şeyde bulunmuş. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin içten ve dıştan bu gidişinin, Türk kimliğini kullanmak isteyen, bölgede aşağılatmak isteyen aktörleri bilen bir insan. Ben de ona derim ki, son Osmanlı Meclisi'nin almış olduğu misaki milli kararları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalıştır, güncelleştir. Çıkıp Türk ve dünya kamuoyuna, Kıbrıs Adası, Doğu Akdeniz Adası, İdlib, Halep, Kerkük, Erbil, Süleymaniye bizim yaşam alanımızdır, diyebilir. Türk kimliğine sahip çıkacağız, diyebilir. Buna da kimse mani olmaz. Biz de bu şekilde destekleyebiliriz. Bahçeli neler demişti? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hüdapar hakkında tamamen yerli ve milli bir yapı ifadelerini kullanmıştı.
Cumhur İttifakı'na desteğini bildiren Hüdapar hakkında bir açıklama da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için bu tutum ve duruş yeterli ve değerlidir ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Hüdapar ile ilgili açıklamada bulundu. Yazılı açıklamasında, Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için bu tutum ve duruş yeterli ve değerlidir ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti. Ülkemizi mandacıların kontrolüne mahkum etmek amacıyla müstemlekeci bir komplo günbegün derinlik ve etkinlik kazanmaktadır. Bu doğrultuda milli varlığımızın dışarıdan kuşatılmasına, içeriden çökertilmesine ortam hazırlayan çok aktörlü bir saldırı mekaniği uzun zamandır terakki ve tedavül halindedir. Nitekim biteviye devam eden ağır tacizlerin cesamet ve cüreti sürekli mesafe almaktadır. Yüzyıllık cumhuriyetimizi değiştirip devirme planı yapan ve bunu da pervasızca açıklayan bölücülüğün ve terörün siyasi ayağı HDP, resmi nikahının zillet ittifakıyla kıyılmasına sonunda evet demiştir. Eski bakan tantana çağrı. Kaldı ki Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur. Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan'ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir. 57. İnci Hükümet döneminde 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah'a yapılan seri ve kapsamlı operasyonlarda Hunhar militanlar ve örgüt lideri etkisiz hale getirilmiştir. Beykoz vakası sonrası, Türkiye çapında icra edilen arama, kurtarma, baskın ve yakalama süreçlerinde 200'ün üzerinde mezar Hizbullah terör örgütünün hücre evlerinde tespit edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Hür Dava Partisi'nin ise 19 Aralık 2012 tarihinde kurulduğu bilinen bir gerçektir. Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir. Fakat HDP'nin PKK ile ilişkisini bilmeyen, duymayan, şahit olmayan kalmamıştır. CHP ile İYİ Parti'nin HDP ile beraberliği eş zamanlı olarak PKK, YPG, PYD ile birlikteliği demektir ve her şey meydandadır. HDP'nin bir defa da olsa terörü lanetlediği görülmüş şey değildir. HDP'nin bir kez de olsa PKK'yı kınadığına, aralarında hiçbir bağın olmadığını itiraf ettiğine hiç kimse, hiçbir millet evladı tanık olmamıştır. Ancak Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı için bu tutum ve duruş yeterli ve değerlidir. HDP'nin PKK'yı lanetlediği, terör saldırılarını önşartsız kınadığı, teröristlerle arasına kalın duvarlar çektiği, milli birlik ve kardeşliğe şevkle hizmet ettiği vaki olursa elbette Kılıçdaroğlu'yla ittifakı makul bir çerçevede değerlendirilebilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilkeleri belli, ülküleri berrak, ahlakı ve siyaseti tertemizdir. Emel ve hedef sahibi kirlenmiş isimler önce haddini ve hududunu bilmelidir. Milli beka ve milletimizin istiklali uğruna candan vazgeçmeye hazır olan Türk milliyetçilerini terör örgütleriyle aynı hizada göstermeye siyasi ikbal uğruna bile olsa teşebbüs etmek tek kelimeyle şerefsizliktir. Açık hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla seçilmesine çalışmak, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısının nitelikli çoğunluğa ulaştırmaktır. Elbette başaracağımızdan ve başarılı olacağımızdan en küçük şüphemiz de yoktur. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. 14 Mayıs'ta Cumhur'un zaferi hilal gibi yükselecek, 29 Ekim'de de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü iftiharla kutlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü Cumhur'un muazzam diriliş ve yükselişiyle taçlanacak, Türk ve Türkiye yüzyılının ilk adımı Allah'ın inayeti, milletimizin iradesiyle atılacaktır.